Merhabalar Fatma Hanım'la Ne Yemekler'e hoş geldiniz. Evet, bugün kahvaltılara böyle güzel bir basit, o kadar kolay, lezzetli bir pırasa, omlet tarzı pırasa tarifi paylaşacağım. Yumurtalı, kırmızı biber var, bir tane kapya biber ve pırasa yemeyenlere güzel bir alternatif, güzel bir tarif. Şöyle bunları genelde ben böreklere kullanıyorum. Baş kısımlarını da yemeklere kullanıyorum. Bazen de böyle yumurtalı omlet tarzı yiyeceklerde, mücverlerde kullanıyorum. Burası yemeyenlere bir önerim var. Eşiniz, çocuklarınız yemiyorsa ben böreklerle alıştırdım küçükken. Hep börek yaparak pırasalı börek tarifleri de birçok çeşitli kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Pırası çok faydalı bir şey biliyorsunuz. Saymakla bitmez. Ve ben çocuklarımı öyle alıştırdım. Şimdi seviyorlar. Böreğini, mücverini, her şeyini, omletini yiyorlar. Yumurtalı pırasasını falan. Sade kavurmamı da yiyorlar kavurduğum zaman. Sizler de sevmiyorsa ve yedirmeye çalışıyorsanız bence yemeklere hani soğan doğruyoruz ya, soğan yerine bundan ince ince doğrayın ve öyle öyle hem o damak tatları alışsın hem de pırasadan da faydalanmış olsunlar. Benden size bir fikir olsun diyorum. Bunları şimdi öncelikle güzelce yıkayıp doğruyorum. Evet, şimdi pırasalarımı ben doğramaya başlıyorum artık. Evet, pırasamı şöyle dizgeçte yıkıyorum. Biraz beklettim selede. Ve şöyle güzelce kumu, çakılı, taşı, çamuru ne varsa dökülüyorlar. Doğramadan yıkarsanız o aralarında belki bir şeyler kalabilir. O yüzden doğradıktan sonra şöyle bir yapıyorum ve biraz böyle süzülmesini bekliyoruz. Şimdi tavama yağ koymadan pırasamı önce bir koyacağım oraya. Şimdi çok gibi görünüyor ama bu biraz sonra azalacak biliyorsunuz böğürttükten sonra. Ama daha rahat hareket edelim derseniz büyük tava kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bunu birazcık o suyunu çekene kadar kavuracağım böyle. Hiç altını kısmadan şöyle farlı ateşte ara sıra karıştırarak yaptım ve şimdi pırasam söndü ve çöktü, azaldı. Şimdi bu aşamada biberini katacağım. Kapya biberini. Şimdi bu aşamada biberlerimi de ilave ediyorum. İnce ince doğradım. Doğrama aşamasını çekmedim ama çekirdeklerini çıkardım. Güzelce yıkadıktan sonra bunları da ilave ettim. Neden yağı sonra döküyorum? Pırasa suyunu çekmesi için bekledim. Şimdi yağımı döküyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar yağımı da ilave ettikten sonra biraz da tuzumu da ilave ediyorum. Yeterince. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Ara sıra karıştırarak bunların pişmelerini sağlıyoruz. Kapak kapatmıyorum. Son aşamada kapatacağım. Şöyle biberle pırasaları iyice piştikten sonra yumurtasını katacağım. Bu aşamada sevdiğiniz baharatlar varsa ilave edebilirsiniz. Ben birazcık toz biber ve birazcık pul biber ilave ettim. Onları da şöyle bir karıştırdıktan sonra artık yumurtalarımı ister çırparak katın, ister olduğu gibi buraya kırın, kapatın. Tercih sizin. Ben şimdi yumurtaları kırıp çırpıp üzerine dökeceğim. Şöyle buraya kırıyorum ve güzelce çırpacağım. Şimdi bunlar birazcık tuz ilave ederek şöyle ve
Evet, şimdi artık şöyle bir daha karıştırdıktan sonra şöyle düzlüyorum. Ve yumurtalarımı birazcık ocağın altına kısarak ilave ediyorum her yerine gelecek şekilde. Bunları da şöyle bir yumurtaya şöyle daha tırnak ediyorum. Ve şöyle üzerine kapağını kapatıyorum. Birazcık o yumurtaların kendi şeyiyle pişmelerini, sıcaklığıyla pişmelerini sağlayacağız. Altını kısık tutuyoruz çünkü bu yumurtaların içi çıt kalmaması için. Güzelce pişmeleri için ve ara sıra da şöyle hafif sallatırsak, toplarsak şöyle daha güzel bütün servis etmiş oluruz. Dağılmamış olur. Şöyle kısık ateşte bunların da pişmesini sağlayacağız. Evet. Birazcık böyle üstlerinin güzel pişmesi için şöyle yapıyorum. Ve şöyle bir düzlüyorum. Yine o çiğ kalan yumurtalar da pişsin diye. Yine şöyle kaşıkla kenarlarını toplayabiliriz. Şöyle. Evet, artık bence o tarafı da yeterli. Artık servis tabağımıza alıyoruz. Tabağı almadan bir püf nokta söyleyeyim. Böyle omlet tarzı yaparken şöyle hafif hafif sallarsanız bunların daha kolay çıkmasını sağlamış oluruz. Tabağımıza şöyle ters çevirerek. Evet. Şöyle pırasalı omletimizi aldık. Şöyle dilimleyebilirsiniz. Servis daha kolay olsun diye. Kiriş sayısına kadar bölebilirsiniz. Eğer çoksa şöyle şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir test yapmak istiyorum. Bakın. Muhteşem. Çok güzel oldu. Evet, Allah Teala yanında sıcacık bir çayla şöyle içmeyi de nasip etti mi tamamdır artık. Çok güzel oldu. Ellerimize sağlık. Allah Teala da yedirmeyi nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.